daha kavga istemiyorum. Tamam mı? Sevgi dolu, anlayışlı ve kardeşçe okuyacaksınız. 10B. Lafım özellikle size. Öyle arabalara zarar vermeler. Lastik patlatmalar bitti. Şerif hocam, vallahi siz onu bu arkadaşlara söyleyin. Malum okulumuzun bahçesi küçük, biliyorsunuz. Bir de bu arkadaşlar son model arabalarını getirip bize hava atıyorlar. Arabalarının gazına basıp üzerimize sürüyorlar hocam. Siz de fazla ayak altında dolaşmayacaksınız o zaman. Bu okul bizim, siz sonradan geldiniz. Pardon canım, okul tapulu malınız mı? Evet canım, tapulu malımız. Aslında siz ayak altında dolaşmışsınız hala. Bir dakika, sen ne yapıyorsun? Kesin! Yavaş. Arkadaşlar bir dakika. Hocam, biz sizin dediklerinizi uyarız. Uyarız da kavganın asıl sebeplerinden biri olan Gözde arkadaşımız neden burada değil? Hayır, o okula geldiğinden beri tozu dumana kattı da çünkü. Yavaş. O öğrencimizin velisi Hayat Hanım'la bizzat konuşacağım kızım. Aklımda, merak etme. Hocam siz merak etmeyin. Biz arkadaşlarla konuşup hallederiz. Anlayışınız için teşekkürler. Hatta dostluk maçı bile yaparız. Tabii. Âlâ. Hadi bakalım o zaman, gözümün önünde şöyle bir tokalaşın bakayım. Hadi. Hadi. Hadi, hadi çocuklar. Elleri göreyim, elleri göreyim. Aferin. Maçtan sonra görüşürüz, etekli tayfa. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Ya şu Onur denilen çocuk. Ne olmuş Onur'a? Yok, bir şey olmamış da. Ya ablam duymuş çocuğun başına gelenleri. Bugün, yarın Acı Hayat görev başına geçer. Ne yapar, ne eder, o çocuğu bu okula geri getirir. Gerçekten mi? Tabii kızım. İnat ve azim konusunda ablamı tek geçerim. Bu çok zor. Yani çok kişi denedi ama kimse yapamadı ki. Onur? Ne haber Zeynep? Yoksa? Evet, üniformamı almaya geldim. Yarın okula başlıyorum. Harika bir haber. Baksana, şu mektubu Hayat Hoca'ya vermediysen bana geri verir misin? Verdim ben onu. Yapma ya. Neyse. Müdür olmasaydı yanım. Onur! Ne haber abi? Abi. Kardeşim. Onur ne haber? İyidir, ne yapıyorsun? İyi, nasıl olayım? Bariyer. Ne haber abi? Eyvallah. Onur, ne iş? Onur, yarın okula geri dönüyormuş. Ne diyorsun? Çok iyi. Hadi ya. Abi okula dönecek başka gün bulamadın mı ya? Niye? Yarın matematik yazılsın. Oğlum ben matematik yazılısını bile özledim lan. Ne diyorsun abi? Geçer geçer, merak Hadi. Etme. Onur, hoş geldin aramıza. Özledik seni be. Ben de sizi çok özledim vallahi. Burak olayını duydum ama toparlıyormuş çok şükür. İyi, iyi. Daha iyi artık. Hoş geldin Onur. Bu arada ben Gözde. Merhaba Gözde. Gözdeciğim sınıfımıza yeni geldi. Sınıfımıza başka yeni gelenler de var ama onlar Gözde'nin yanında bahse bile değmez. Hiç değişmemişsin oğlum ya. Hadi zil çaldı, duymuyor musunuz çocuklar? Zilin yanında bir de telefonunuza titreşim mi takacağız, hadi. Hayat hocam, bakın kim geldi. Onur. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhaba. Üniformaları almaya geldim, yarın okula başlayacağım. Tabii sınıfınızda bir kişilik yeriniz varsa. İyi yaptın, olmazdı mı? Olmasa da yer açarız Onurcuğum. Fazlalıklar çok nasıl olsa.
Sevda. Hadi sınıfa, hadi. Görüşürüz kanka. Hadi, hadi bakalım. Tamam. Hadi ağır bataryalar, hadi. Çok sevindim Onur geri dönmene. Teşekkür ederim. Yani bu ortamı ne kadar çok özlediğimi anlatamam. Ayrıyeten size çok ama çok teşekkür ediyorum. Niye bana teşekkür ediyorsun? Ben ne yaptım ki? Ne olacak hocam? Adamları senetleri iade etmeye siz ikna etmişsiniz. Ben mi ikna etmişim? Evet hocam. Sabah annem anlattı. Yani biz çok umutsuzduk ama siz ikna etmişsiniz. Hocam bizim için bir borca falan girmediniz değil mi? Yok yok boş ver. Tamam hadi sen bunları boş ver şimdi. Ha, bir de annem dedi ki müdür bey bir sıkıntı çıkartırsa Cerrah Bey'e selamını söyleyin dedi. Cerrah Bey. Evet. Tanıdığı herhalde. Hadi geç, sen formalarını al. Hadi git işlerine.